Red Dead Redemption 2'nin 28. bölümüyle devam ediyoruz. Şu anda kamptayız. Kamp görevlerini bitirdim. Dutch'la başlayacağız göreve demiştik ama Dutch duruyor. Zaten ana görev. Maykah'la Coach Robbery görevi çıktı. Bu mikrobu da hiç sevmem biliyorsunuz ama. What do you want? Görev görevdir. Always full of sunshine, ain't you? Old misery guts Morgan. What do you want, Micah? Well, I want a friend, Arthur. I want hope. I want tomorrow to mean more than today. I want this whole damn shit show to have some kind of meaning I haven't understood. But I ain't holding my breath. Yeah, I wouldn't. So, instead of that, how about you and me go and redistribute some property? Redistribute? Yep. From the Bowles Overland Stagecoach Company into our pockets. And you'll fight this time? I always fight. No, you always talk. With coaches, guns are more significant than words. Oh, I'm fine with both, friend. Yeah. Come on, then. You think we need an extra gun? Probably a good idea. Bill, come on. Oh. What are we doing? Coach, stick up. Micah ve Bill. Micah and Bill? This is death sentence. There's a good spot where you can hit it as it comes over the river into the swamps north of here. Ya çok iyi ya. Senaristler de farkında. Özellikle yapıyorlar. Planını dinlemedim bile. Micah. Who told you about this? Please tell me it wasn't an O'Driscoll this time. No, a man on the inside at Bowles Overland. You can keep your funny little station friend in Rhodes. I go right to the source. Why did he tip you off? Charm, Bill. Not something you can learn, I regret to inform... Hey! Oops. Not something you can learn, I regret to inform you. Very true. You're proof of that. Amusing. Charm. And a Çok little eğlenceli. Money. Right. Which I recovered the next day when he met with a tragic boating accident. See, I don't like leaving trails, unlike the rest of you. What do you mean by that? He gave me trouble right to us. For sharing... Bu sinematik ekrana geçtiğinizde böyle şeyler olabiliyor. Bir de dönüp ateş ediyorlar çarpıştık diye. Ne, sen de mi? Nasıl vurmayacağım vazgeçtim. So we can move faster, quieter. I prefer a tight crew. Just five or six strong gunmen. Well, nobody's stopping him. There's a whole world out there. Sinematik ekranda niye öyle bir şey oluyor? You want, hey, I like you boys. And with the price on our heads, we are wedded in this chaos for better or for worse at this point. It would be a coward's move to bail on Dutch now. Not like John did. Heard about him disappearing on you fellers. For a year, wasn't it? Something like that. I don't trust him. I've been talking to Dutch. Feels to me like he's turned, challenging every move Dutch makes. I know you have your doubts about him too, Morgan. Let's cut across here. It'll be quicker. Sen I got no böyle doubts nifak about John. Tohumları eken... I've known him. Pislik bir adamsın ya. Well, if we really are gonna escape somewhere like me and Dutch have been talking about, we're gonna need to cut some loose. From what Dutch says, the coffers are looking pretty good again. We could almost leave now if we chopped half the dead wood. We ain't doing that. I mean, why the hell do we need a gaggle of girls who won't even fuck you if you put a gun to their head? I'm sure you've tried. Is it too much to ask, considering they get a piece of every damn dollar I bring in? Everyone does their share. I don't see you lifting a finger around camp. Swanson does his share. Molly, come on. Okay, here we are. I'll get the explosives planted. Coach should be coming through any minute now.
Gıcık işte, gıcık her zaman gıcıktır ya. Yapacak bir şey yok. Alışıklı şunları değiştirmiş bulundum. Got some good cover over here. You hide behind this tree to my left, Morgan. Williamson, you take the other side. İşte İngilizlerin ataları Jamestown'a geldiklerinde 1600'lerde bu sudan içmişler arkadaşlar. 1607'de geliyorlar. 1606'da yola çıkıyorlar. 1607'de ancak gelebiliyorlar okyanusu açtıkları için. Geldikleri bölge aynen böyle pislik, böyle sinek, bataklık, çamur, sıcak, yiyecek yok, bir sürü hastalık var ve böyle çamur gibi sulardan içmişler. Yani James Nehri'nin çamurunu içmişler adamlar. Çok acayip, zaten ölüyor çoğu. İşte söylüyorum. Ya atlar öldü ya. Michael, senin planına da sana da ya. Dedim patlar mı patlamaz, bir şey olur. Sen. Çok azaldı. Sanırım bir kişi kaldı. Okay fellas, we're good. Get ya yazık, günahtır ya. Because I got the lead on this. And Williamson's a half. Senin liderlik yaptığın, senin kontrol ettiğin işe tüküreyim ben ya. Michael işte, ne olacak? Gördüğünüz üzere açılmasa da olurdu kapı. Biz içinden geçtik, çıktık zaten. Best we get out of here. We'll split that up later. I trust you, cowpoke. Go on. See you back at camp. Gerizekalı mısın Michael ya? Şapkamı da alayım. Geçen bölümde adada bulduğumuz korsan şapkası bu. Ha, bir gün içerisinde 4 tane kasa soyarsak, shop kasalarını, yani mesela gittik bir kasabaya, işte Gunsmith'i soyduk, General Store'u soyduk. Başka da bir şey olmuyor değil mi? Oralarda satın alacak. Başka bir kasabaya gidiyoruz oradan. Orada da bir Gunsmith ve General Store soyuyoruz ve bir sonraki bandit görevinde böylelikle yerine getirmiş oluyoruz. Ya bu atlara çok yazık oldu ya. Dinamitle patlattık. Şoföre nişan alır vururdum ben. Ya arkadaş. 4 cent falan çıkıyor. Şurada bir tane şahit var. Bu bizi gördü. Herkes dağıldı. Kesin bu bizi bir görür. Arthur Morgan falan der. Arkadaş ya. Neyse biz dönelim kampımıza. Dutch görevi bizi bekler çünkü. Aha ya da şuraya bir gidelim. Hı-hı. Geçen bölüm yapalım demiştik. Şu evi bir soyalım. Burası çünkü logda görünüyor. Hemen bakalım tekrar. Size göstereyim hemen. Shop robbery. St. Denis Gunsmith. Biz bunu soymadık. Neyse. Burası. Home robbery. Aberdeen Farm. Kaç para kazandık acaba? Ben göremedim. Kaçırdım mı orayı yoksa görünmedi mi bilmiyorum. Michael mikrobunun yönettiği işten ne hayır gelir ki zaten.
yapmışlar, çok güzel. Çok acayip bir duygu değil mi? Böyle 1899'da böyle gezmiştik daha önceden. Bir dünyanın içine gitmek, böyle zamanda yolculuk gibi. Bir karakteriz şu anda ve bu karakterin hayatını yaşıyoruz. Kimsiniz? Var kim? Well, did you ride for all this? Hey, along, if you won't live through tomorrow. I tell no lies. Now, it's all yours once you hand me the money. What? Dayımın küçük olduğunu fark etmemişim. Küçüklüğünü hatırlıyorum ama. Düzeltmem lazım. Dejavu oldu ya. Bir önceki bölümde de böyle olmuştu. Tam da adamların dibine gelmişiz yani. Yok, gelmemişiz. Pardon, zaten yukarıdaymış. Tamam, şunun arası yakın. Bunu bir fense verip, fensle daha da yakın arası. Tek oradan döneceğiz. İşaretleyemedim yalnız dersiniz. Önceki bölümde de tam böyle bir şey yapmıştık ki... Geliyor. Oluş. Autopilot ya. Biz ne taşıyoruz bu arada? Dinamit taşıyoruz. Dikkatli gitsek iyi olur Arthur'cum. Bilemiyorum artık. Değil mi? Şu yazısı bize doğru dönük olan kasada high explosive yazıyor ama şunların üstünde dinamit olduğu belli. Dinamit yazıyor. Dynamite. Bunu direkt alıp kampanyaya götüremiyoruz mesela, değil mi? Çeteye. Bize daha çok lazım olmaz mıydı? Şeyimiz, sana hem bir araba getiriyorum hem de içi dinamit dolu. O yüzden lütfen iyi para ver bu sefer bize. En son antika yüklü arabayı götürdüğümde $40 vermişti. Antika dolu at arabasına $40 veriyorsa bakalım ona kaç dolar verecek. Come on. Doğada gezen atlar var ya, koşturan, onlardan güzel bir iki tane böyle denk getirsem, yakalasam. Aslında evcilleştirmek istiyorum ama güçleri çok yetersiz. O efsanevi Arap atını da bir türlü alamadım, olmadı. Her seferinde beni üstünden attı. Beceremedim kardeşlerim. Yani yapabilen varsa aranızda gençler. Saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum. Çok zor çünkü. İşte baştan ürküttüm ben o atı biraz. Daha sonra ne yaptıysam olmadı yani. Nuh dedi, peygamber demedi hayvan. Lasso falan attım hayvana, düşünün yani. Well, ain't this a lovely little thing? Bence de. Deal. Don't spend it all at once. Kaç para verdi? So long. $40. Let's go, boy. Bizim kamptaki geri zekalıların getirdiği saçma sapan görevlerden çok daha iyi bir bütçe aslında Seamus'un bize verdiği. Bir görevimiz daha var. Kampa dönmeden önce efsanevi balık avladım. Şurada zaten çok kısa bir videosunu aldım ama bir yere ekleyeceğim, nereye ekleyeceğimi bilemiyorum sadece. Hani şu adadaydım ya bir önceki bölüm. Ben bu kıyıya çıktım tekneyle, çıkarken de efsane bir balığı gördüm. Nasıl olsa dedim, kampa döneceğim, bu bölüm başlayacak. Bir deneyeyim şansımı dedim.
İlk seferde oltayı atmamla balığın gelmesi bir oldu. İnanamadım. Yani diğer efsanevi hayvanları nişan alıp avlıyoruz ama hani bu balık sonuçta. Göle olta atıyorsun. Bu sefer de gelmesi çok enteresandı. Şimdi onu postalayacağız buradan. Always nice to see a returning face. Send mail. Got something to post? Evet. Şimdi 13'te 1'i çözdük, yolladık. Misyonumuz da bu. Jeremy Gill adında bir balıkçı var. Koleksiyoncu aynı zamanda da meşhur bir balıkçı. Hatta meşhur olduğu için övünmüştü. Bu bizden şu balıkların hepsini istiyor ama efsanevi olanları. Bunların hepsini postaladığımızda da görevi tamamlamış olacağız. 24 saat sonra postaneye bize bir küçük bir hediye gönderecek bunun için. Muhtemelen $15 kadar bir para gönderecek. Çünkü tuttuğun her balık için sana $15 gönderirim demişti. Bakalım, göreceğiz. Şimdi gidelim şu evi bir soyalım. Oradan da kampa dönelim. Yarrow. Yarrow bunlar. Tipinden tanıyorum artık. Evet. En son Yarrow'ları kullanmıştım craftlarken. Şeyde, kamp ateşinde. Çok da kullanmamışım. Yani ya da topladım ya arada hatırlamıyorum. Ya adı da şu şapkayı bulduk ya, nasıl mutlu oldum, nasıl mutlu oldum. Korsan gemisi bulduk. Geldik mi? Şurası mı? Evet, geldik. Burada birileri var mı? Ya burası başka bir ev mi? Yok. Onu noktayı yanlış yere koymuşum. Şuraya koyacağım. Pekala, silahımızı alalım. Var mıdır? Oops. Don't be shy, partner. No such thing as a stranger here. Hello, sir. Yeah, you look like you need to take a load off. Well, ain't this a rare treat? Why didn't you tell me we had guests coming? I'd have fixed myself up nice. Oh, now you know you look perfect, princess. I ain't no guest, miss. I'm just passing through. Oh, nonsense. Well, come on in. Rest a while. Now, we got food on the stove and a bottle of the good stuff we've been saving. It's decided, then. I'm gonna go freshen up. I appreciate the offer, but I best be on my way. Oh, come on now. How you gonna turn down a hot meal and good company? I'll go open that bottle. Ne yapacağız şimdi? Evi soyacaktık. Bunlar içeri davet ediyor. Hey, there he is. Come on in. Come on. This is very kind of you. Don't sweat it, partner. The pleasure's all ours. Var evdeyken mi soyacağız evi? I hope she ain't primping for hours up there. We'll never eat. Kim bu, bu mu? Go check on her, will you? Kadın. Annesiydi herhalde. Well, just go hurry her up a little. She won't listen to me. Go on, partner. She won't mind.
Would you just pop your head around the door? Or we won't be eating till Christmas. I'm sorry. I shouldn't be bothering you like this. Just chomp it. Oh, hey! Hey! We eat this just about perfect. One of them moments you wish could last forever. Well, like I said, I can't stay for long. Then look at us. Like a couple of old friends. Ah. It's a short life, but a merry one. Here we are, all the fixings. I hope you boys left some room in your trousers. Mmm, that smells delicious. Türlü dışında yemek buldu Arthur. Hey. Don't smell too bad neither. Oh, stop it, you! How do you like it? Mmm, it's good. Different. That meat is so tender. You know what? This place used to be a pig farm when we was kids. Before we lost our ma and pa. Horrible business. Horrible. But we still got each other, ain't that right, honey pie? And we still know how to have a hog killing time. Arthur da şokta, ben de şoktayım şu anda. That's for you. Yeah. There. Yeah. Where are my manners? Drinks. Yeah, I could definitely use a drink. Bunlar nasıl kardeş ya? That stuff will put hair on your chest. Oh, I doubt he needs that. Let's loosen you up some more. Nerede içiyor aynı şeyden? Ben de içiyorum. Bana niye böyle oldu? Come on, honey. Ama pislik kokuları geliyor arkadaşlar. Leave diyesim geliyor ama. It'll get you warmed up nicely. Hikayenin devamını da görmek istiyorum. Bir tarafım merak ediyor, bir tarafım kalk git diyor. Demeye kalmadan içti bile zaten. Ben düşünürken Arthur karar verdi bile. What the hell is that? It's an old Aberdeen home recipe. That one right there is in 1894. Oh, feels like someone's stabbing me in the head. Come on, I thought I had a man here, not a boy. One more, and you and I both will go upstairs and have a lie down. Ah, what the hell? Oh, about time. And take whatever cash he has on her. Put behind mama. Put behind mama. Bütün paramızı çaldılar, gördünüz mü? Ne oluyor be? O ne ya? Mama. Başımıza gelene bak. Paramızı çaldılar. Bunlar kim ya? Arkadaşlar, bu insanların hepsini parasını çalıp bunları buraya öldürüp atmışlar galiba. Bize zehir mi içirdi bunlar? Ne verdiler? Oğlum gel şu domuzları, domuz ailesini bir görmeye gidelim. Neredeyiz bir ona bak. Aa, çok uzakta değiliz. Harika. Şerefsizler. Katiller ya. Yep. Okay then. Şeyler lazım. Biraz takviye almamız gerekiyor. Ha şerefsizler. Şimdi görürsünüz siz birazdan. Hainler sizi. Denize insanları konuk alıp bir de onları soyup öldürüyor musunuz siz ya? Onu siz istediniz. Yapacak bir şey yok. Paramızı çaldılar.
$1000 gerçi bir şey olmaz yani ama. You mu yok, bittin sen. Sen neredesin ponçik? Ha? Bombalak sen neredesin? Evet, evet, evet. Evet. Ben dedim anca ölürsün. Şerefsizler, versenize paramı. Hainler, o cesetleri bir incelemek istiyorum aslında. Kaç kişi öldürmüşler, oraya atmışlar. Böyle daha iyi oldu sanki. Bir şey yok. Ama para buralarda bir yerdedir. Sarı bölgemiz de sarı. Tamam, bizim şeyimiz giderken böyle şuurumuz Mama'nın arkasına koy dedi. Zannedersem o onun o duvardaki tablo vardı ya, bu kadın dedim, belki bunun annesidir dedim. O bence annesiydi. Bunlar psikopat ya. Bunlar az önceki iki tane psikopatın gençlik, yani çocukluk fotoğrafları. Anneyle baba. Anneyle babanın da çizmişler, karalamışlar yani. 1878'den kalma bir fotoğraf. Christmas fotoğrafıymış. Aberdeen Family. Anneyi babayı öldürmüşler. Bence ilk konulardan başlamışlar bu iki psikopat. Incest psikopat. Gördünüz değil mi o hareketler? Hiç normal değildi. Yeni birbirini çok seven kardeş olan arkadaşlarım var ama bunlar sapıktı yani. Sevgi hareketleri değildi. Bayağı sapıklardı yani, belli. İnseslerdi ya. Psikopatlar. Sick sons of bitches. Saklıyorlar şerefsizler. Evet, aşağıdaki kadın resmi oydu tek. Anne baba birlikte. Hayır Arthur, hayır, onu açmanı istemedim. Tamam, eğer buralarda bulamazsak bir fikrim var. Duvardaki tablonun arkasına bakacağız. Belki arkasına yapıştırıyorlardır. Bir de bölme yapmışlardır oraya. Kasa gibi. Ne ya? Burada tahta kırık, gördünüz mü? Şey diyeceğim. Tahtanın altına saklayabilirler mi? Yok ama öyle olsa... Kardeşler, benimki fanteziymiş. Hani hep evlerin... böyle diplerinde zeminlerinde bölmeler buluyoruz ya, o yılların evlerinde de zaten çok yaygın kapaklar, bölmeler, gizli şeyler. Acaba dedim öyle bir şey midir? Fantezi yapmışım, aldırmayın. Şimdi parayı bulalım, hadi Arthur, hadi. Burada ne var? Bezmiş o. Bekleyip öyle mi gelseydik acaba ya? Karanlık.
sapıklar. Biz burada gittik. Dur bakalım. Şu bundan şüpheleniyorum. Evet, inspect diyor. Dedektif yıldızı istiyorum şuraya. 135 dolar. Güzel. Peki o öldürüp soydukları insanların parasını geri alabiliyor muyuz? Onları da mı bir yere koymuşlardır? Aslında aynı yere koyuyorlarmış gibi görünüyor gerçi ama. Şerefsizler ya. Yalnız ava giderken avlanıyorduk, fark ettiniz mi? Hani evi soymaya geldik. Home robbery görevi. Sonra... Az kalsın gidiyorduk yani. Easy now. Benim içinde bir şey var mıydı? Yok galiba. Olsa parlıyor çünkü. Evet. Burayı hallettik. Bunlar hep benim. Şu ev çok ilginç. Mesela şuradan yürüyorsunuz değil mi? Atınızla gidiyorsunuz şu yoldan arkadaşlar. Bu evlerin içinden yanından geçtiğinizde burayı Arthur hemen isimlerini etiketliyor. Ben çoğuna bakmadım açıkçası ama bakın şuraya girmiştim. Aklınızda olsun. Osman Gru. Osman. Bildiğimiz Osman. Osman galiba. Bu burada ölmüş insanlar var. Muhtemelen zehirlenip ölmüşler ya da gaz kaçağı gibi bir şeyden de olabilir. Bu evde bir şey bulmuştum ama ne bulmuştum hatırlamıyorum. Chapter 2'de Atnalı Tepesi'ndeyken buraları bir hani diyordum ya ben çok geziyorum kuzeyi o sağ solu. Buraları lootlarken buradan aldığım bir şey log items'ı açmıştı. Kamp istekleri var ya hani bizden kampta bir şeyler istiyorlar. Neydi acaba? Oradan ne bulduğumu hatırlamıyorum. Ama oradan bir şey buldum. Ve bulduğum şey kamptaki bizden birinin benden istediği, Arthur'dan istediği bir şeydi. O evde de ne olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Çok geriye dönüp bakmak lazım ne bulmuşuz diye. Evet. Şeydi Bell. Çünkü Dutch bizi bekler. Maykah'la başladığımız ve Domuzcuk ailesiyle devam ettiğimiz bölümümüz. Dutch'ın başımıza açacağı işlerle bakalım nereye doğru gidecek. Acayip ya. New Journal. Yazdın canım benim. Acaba aileyi yazdı herhalde. Oo çok geride bunlar. Epeydir bakmıyorum. Ben arada bir bak... Ah. Ah be ya. Şan. Ah. Ah be çocuk. Kieran da vardır o zaman. Şan varsa. Şan'ı nereye gömdükleri yazıyor mu acaba? Ben hepsini işte bir bölüm yapıp tek tek okuyalım bakalım istiyorum arkadaşlar. Böyle Google Translate'ı da açacağım yanıma bilmediğimiz kelimeler olursa. Bakalım. Vay be. Bir şey yazmış onu görmeye çalışıyorum ama gelmiyor sıra gelmiyor. Haklısınız. Yani şey haklıyım değil mi? Bir saat haklısınız, haklıyım. Bir saat tutar değil mi? Bunların hepsine tek tek baksak. Evelyn Miller. Daha partide, daha iki bölüm önce de. Hah.
Şu muydu? Bu değilmiş. Bizim şey Fransız'ın en son girdiği haller, kılık değiştirip kaçmıştı ya. Sayıda Edler. Bunlara da bakınca insan hatırlıyor geriye dönüp. Aa o da vardı, bu da vardı diye. Efsanevi hayvanlarımız. Güzel çiziyor değil mi adam ya? Bitti mi? Bu kadar mı? Ne ekledin ki sen şimdi Arthur? Yani yeni bir şey, dünden bir şey yokmuş. Acaba dedim o domuz ailesini eklemiş midir? Susan kızacak şimdi, atla girme buraya diyecek. Hay be. Dutch. Arthur, come up here. Geliyorum. Evet ya, günlüğe bir ara bakalım, gazete küpürlerine, günlüğe topladığımız şeylere, materyallere. Artık kaç dakikalık bir video olursa olsun, nereye kadar olduğunun da bir önemi yok. Oradan sonrasında ileride ikinci bir bölüm yaparız. Hazır mıyız? Dutch'ın odası, Dutch'la Molly'nin odası. So, Arthur, you get the deciding vote. About what? We take an insult and scurry off like cockroaches? Or deal with business the right way? We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that sakallarınızı money. Da gördünüz just mi? Don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Yapmışsın Arthur ya. Hoze'den yana verseydin oyunu. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. I've heard that before, and usually I've been right. If you say so. Quit doubting, Arthur. It does no favors. Come on. We need to go see a man about a boat. Hmm? First come, first served here. A boat? We're headed to a settlement called Le Gras. I met a boatman there called Thomas who knows these waters like the back of his hand. Why do we need a boat? So we can attack Bronte's mansion from the swamp. Catch him off guard. He knows we survived the trolley station, so he'll be expecting some kind of reprisal. All right. Okay, makes sense. See? I do still possess some capacity for rational thought, Arthur. Çıkarmak istiyorum. Ona uğraşıyorum. Çıkaramadım bir türlü. Okay. Allah Allah. Follow me. Şimdi ol. Aç gene başımıza ne işler açacaksın sen ya? Ne botu ya? Bir de bot çıkardı başımıza. Thank you. For what? For taking my side back there. It ain't about sides. Feels like Hosea's lost his spine. This move on Bronte. Is it for the bank job? Or revenge for what happened at the trolley station? Both. Neither. What does it matter?
Çok şey fark eder. And Bronte has the police and just about everything else in Saint-Denis in his back pocket. He also set us up. And lest we forget, took young Jack. I understand. Jack'i kullanma ya. Ne alakası var Jack'le? You all seem to have forgotten how money is made and what it takes to support 20 people. Let alone what it takes to give 20 people a new life overseas. With all due respect, Dutch, is this Tahiti plan really going to work out? You tell me, Arthur. Is it? Have some goddamn faith. I am bending over backwards to make a future for us. I know, but... But, when did you become so small-minded? If you'd rather we break up the family, go our separate ways, just tell me. Of course not. This isn't a prison camp. I am not forcing anybody to stay. So either we're in this together, working together to get out together, or we're not. There simply isn't a reality in which we do nothing and get everything. Anyway, here we are. Let me do the talking. Yani burası bir hapishane değil. Kimseyi zorla tutmuyorum. O yüzden ya bir şeyleri birlikte yapacağız ya da isteyen gidebilir. Aa, kapı orada sana Arthur dedi resmen. Thomas. It is good to see you, my Ozzie friend. Haklı. Hello, Mr. Dutch. Thomas, have you met Arthur? Arthur, Thomas is quite the boatman. He's going to help us get close to our prey. The other night we had quite the adventure fishing for catfish. Now, my friend, can I call in that favor? What do you need? You know Angelo Bronte. Well, exactly. We need to make a social call. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. Well, if anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Arthur? Why not? Shouldn't take too long if we can find him. Eli, mind you, there's a lot of gators. Uncommon number. Big gators, man. Great. Oğlum. Silah alamıyorum ya. Ah be, keşke inmeden önce alsaydım. We'll take more than a prehistoric reptile to scare you, Shirley. I just want to see you meet your match when it comes to an aging predator with a big mouth, Dutch. Arthur here is something of a comedian, Thomas. More of a jester than a gunslinger. Well, if you say so, Mr. Dutch. This way. Come on, this way. Follow me here. And stay on the high ground. You call this ground? It feels like water to me. Down here, we can't be too picky there, Mr. Arthur. Got a couple of crayfish traps up ahead. Crayfish pierisini toplamıştık. Jamestown işte böyle bir yer. You keep a lookout for company. Mr. Arthur, check the traps with me. Can you please check the other one for me, Mr. Arthur? This one's empty. All right. I got a few more set over this way. Come on. I don't want to know what just touched my leg. Mr. Dutch, you sure you the right fellas to be going after Angelo Bronte? Oh, he's much more the kind of reptile I can handle. Now stay close. Make sure you follow my line. Bronte'yi burada aramadığımıza göre, burada ne arıyoruz acaba? You too, Mr. Arthur.
You can see why eating in the swamp waiting hasn't caught on as a pastime, can't you? I love it out here. Peaceful. Nobody bothering you none. Except for the night folk sometimes. The night folk? Yep, some strange people around these parts. Wilder than the animals they are. Well, this just gets better and better. Bu nasıl bir görev ya? Yalnız Dutch'ın yolda gelirken atın üstündeki söyleme tarzı yani çok kabacaydı yani. It's a gator. Just stay as still as you can. Alright, let's keep moving. I got another trap by that small island up here. I don't know what's taking Jules so long with that boat. I think we are all. Seslere bakın, kurbağalar, sinekler, tuhaf tuhaf hayvanlar. Leş gibi su. Suya girince o silahlarımız nasıl çalışıyor acaba? The hand here, Mr. Arthur. This trap is stuck in the mud. It happens. Ooh. Guess something didn't want to be caught. My gosh. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. I guess this was... No, but only something huge could do this. Oh. Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait. Let's go. Hold up. Wow. My God, there's no shortage of them. Good eating. Us or them? Exactly. Come on. Should have run into Jules by now. I reckon we should split up so we can search both sides. Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. İnanamıyorum. Beni yalnız mı bıraktılar? İkisi sola gidiyorlar. Ben niye tek başıma sağa gidiyorum? Taş, sen ne uyanık adamsın ya. Bölgeyi bilen, İmsaların huyunu suyunu bilen adamı aldı yanına. Beni de tek başıma gönderiyor ya. Allah Allah. Bilmiyorum ya, bütün bunları bizim için yaptığını söylüyor ama ben niye bu adama bir türlü inanamıyorum? Jules! No! Sağ falan var mı gençler sağda solda? Hey! Someone there? Jules! Sağımıza solumuza bakalım da. Hey! Someone there? Jules! Tahları yem olmayalım, değil mi? No! Jules!
Gördüm orada ışığı da. Emin olmak istedim. Karaya çıkıp oradan bakmak istedim. What are you doing? There's a monster. A monster. You okay up there? There's a monster. Where? Mastiff, it nearly ate me. And where'd he go? It's out there. What? A big gator. Biggest I ever saw. Big and nasty. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Okay. And where'd this monster swim off to? I think that way. Good luck shooting that thing. You'll need a cannon. Topa ihtiyacın var diyor. Please get the boat, mister. I've been up here for hours. Devasa bir canavardan bahsediyor. Şu ana kadar gördüğüm en büyük timsah dedi. İnşallah o timsah gelip şu an beni yemez gerçekten. I got the scare. It's over here. It's stuck. Arthur bota çıksaydın ya. Neyse geldi bizimkiler de. Got it loose. Jump. Good man. All right. Let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Uf, kazasız belasız. Thank God. So, who are these fellas, Thomas? Two new friends of mine. I'll explain later. Ben de kullanmaya çalışıyorum. Kafam gitti. Adam arkada kullanıyor zaten. I was gonna be out here all night. What you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge, Thomas. Twice as big as I ever seen. Twice as angry. Now what? Hold on. I think we hit a tree stump. Yeah, I thought we cleared. You gonna need to jump in and pull us free. Me? Hayır, yeah, ben değil. O ben değilim. Minute, boy, go on. Ben this değilim. Is a bad idea. You'll see any giant monster long before it gets anywhere near. Yok ya. Got a couple of crack gunslingers here with the guns loaded. You'll be fine. You didn't see the thing. Yeah, neither did you. It's just a myth, Jules. Now pull. Pull! Ah, çok şükür. Ne oluyor? Jules? He won't get. No, I'm going in. No, bro, we can't lose the boat. Arthur will go. Well? Huh? Hurry, Arthur. Ben nasıl kurtarayım adamı? Ben nasıl kurtaracağım onu? Silah yok, tüfek yok, bir şey yok. Dalamıyoruz ki zaten öyle bir seçenek de yok. Elimden geleni yapıyorum. Neredesin çocuk? Arkamdaymış. Geldim, geldim, geldim. Geldim. I get you, son. I got you. Ben seni aldım da şimdi timsah ikimizi birden alırsa ne olacak yani? Mantıksız değil mi ya? Shoot something. Fire off a couple of warning shots just to pretend you care. I got you, brother. My leg. Oh, God, no. Please, hurry.
Elimden geleni yapıyorum çocuk. Geldim, geldim, dayanıklılığım da bitmek üzere. Çabuk alın, çabuk alın. Ah be. Geldi, geldi, geldi. I think he's going. Shit, that is one big old gate. Oh, your boy doesn't look too good there. Here, take this. Try to stop the bleeding. You're gonna be okay, son. You're gonna be okay. Just thank your old Uncle Dutch. I heard that. There's still a lot of blood. You need to put pressure on it. I've stopped the bleeding. Of, çıtpıt 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 yapıyor kamera, okay. İnşallah sorun yoktur. If you don't get a fever, we can bring down a fever. A fever is the least of our worries. Gördüm yine, şerefsizi gördüm. God damn it. Kafasını görüyor musunuz? Gençler, kafasını gördünüz mü? Hayret bir şey ya, nasıl bir şey öyle? Okay, kid. Sorry, Jules. Guess all them stories was true. Big and bad. That's unusual. Normally the little ones are angry. Big ones is lazy. Yeah. I guess he never outgrew his anger. Kind of reminds me of you, Arthur. You know, I don't think I've ever seen you squeal before, Dutch. I weren't the one squealing. Yeah, well, you weren't in the water with him. And this poor boy was nearly dinner. Can we get some help? Jules been bitten. Oh my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Just keep him warm. Feed him garlic for the infection. Sarımsak sürüyorlarmış enfeksiyon için. I'm at your service anytime you need. Thank you, Thomas. Where can we find you? Just meet me back here. Very good. Can one of you help me put the boat back out? Sure. I'm gonna head back to camp and placate the irritable Miss O'Shea, who's causing more trouble. I'll collect the boys. Meet you back here, Arthur. Mr. Arthur? Old Bronte. Bad man. I know. Killed some good folks. Hurt a lot of people. Well, he definitely lacks a certain charm. I'll see you soon. You be safe. We got monsters out here. Well. Ya biz Bronte'ye gidecektik. Ne ara bunlar oldu? Sanırım ihtiyaç duyduğumuz bot az önce kurtardığımız bottu. O çalılara takılan bottu zannedersem. Ay. Şimdi buraya niye girdim biliyor musun? Ok yapmak için girdim. Ok niye çıkmıyor ya? Arkadaşlar kaçtır giriyorum. Craft menüsüne bir tuhaflık var. Ne poison arrow çıkıyor, ne dynamite arrow. Hiçbiri çıkmıyor. Yani şurada görünüyor olması lazım. Görünmüyor da. Hepsi görünüyor. Bir tek onun oklar görünmüyor. Saçma.
Pekala. Dutch, hiç buradasın. Hiç bize ne belaları sokacaksın sen ya. Başka görev de çıkmıyor. Biz hep yan görev mi yaptık ya? 28 bölüm ne yaptık? Görev bu çıkıyor sürekli. Sürekli mi? Ana görev. Pekala. Belgras çok yakın olduğu için fast travel'la gitmeyelim. Şuradan kaptıralım. Kuzeye doğru çıkalım gidelim diye düşündüm. Biraz daha gıdaya ihtiyacımız var. Evet, kendimize de şunu alırsak son olarak tamamdır. O timsah kesin efsanevi timsahtı bu arada. Bu balık. Ben efsanevi timsahı göremiyorum. Bir timsah resmi var ama efsanevi timsah yok. Neyse. Devam. Tamam canlarım. Şu böğürtlenleri alıp böyle devam edelim yalnız. Dutlar daha doğrusu. Hey. Hey boy. Yep. Sen nesin? Üç yıldızmış. Bronte mi? Bir Bronte dedi. Peter gerekiyor onun için. Özür dilerim yavrum, beni affet. Bize lazımsın, Trapper'a vereceğim seni. Ondan önce şu adamları bir haklamam gerekiyor. Aa, ölmüyorlardı. Silahlar kötü. I'm starting to really dislike this place. Lan Bronte'nin adamları mıydı? Bronte'den bahsediyorlardı çünkü. Ve arkamızda yine bir sürü insan. Lavmanlar mı geliyor? Gelmişler bile. Geldi bile. Dur bebeğim dur. Şunu üzerine bir atayım. Hadi gidelim. Boy. Yeah. Help. Herhalde orayı tararken Unknown Suspect diyor çünkü. Arthur Morgan diye. Yani öyle bir kriminal anlayış şu anda bile dünyada yok. Ne yapıyorsunuz hocam siz ya? Her şeye bizim günahımızmış gibi. İyi yazmadı bir şey. Hadi orada da Arthur Morgan deseydi oyunun bütün o gerçekçiliği, sevdiğim yönleri bir anda böyle uçup gidecekti. Allah ya, başımıza gelenlere bak Dutch ya, Dutch. Bir de Dutch bize posta koydu ya, böyle kimseyi zorla tutmuyorum. Hapishane değil burası. Kalan kalır, giden gider, kapı orada. Çünkü gıcık oldu. Hani benim tarafımı tuttuğun için teşekkür ederim dedi. Bize bu bir taraf değil dedik. Keza aslında Jose'den yanayım ben. How you doing, boy? Arthur bir an önce şu dertler bitsin istiyor. Hani şu parayı, neyse şu zıkkımı bulalım. Sürekli bir yerlere doğru sürükleniyoruz kafasında. Zaten onu yolda sorguladı. Orada Dutch'ı yalnız bırakmadı. Dutch'ın tarafındaymış gibi davrandı ama çıktıktan sonra da sorgulamaya devam etti.
Jose açık açık sorguluyor. İnsanların içinde. Dutch, what's Tahiti like anyhow? Belki sadece Arthur. No idea. But I hear it's paradise. Arthur, there you are. Come on. Thomas, let's get going. Right you are. Hey, Bill, you were a sharpshooter in the cavalry, weren't you? What? When we get there, maybe you could help with the suppression fire. I never said I was no sharpshooter. Oh, that's right. What was it? The nation's most loyal latrine digger. Wasn't that it? Yeah, well, I fought, and I fought well. So you always tell us. Taught me something you could do with learning. Them Indians were savages. Clutch them out there, boy. Watch it. Only type of savage in these parts are moonshine, swilling, pompous, inbred locals. Dutch, I saw things out there. I don't doubt you saw things, Bill, but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw. What you saw was people who lost everything to savagery. Savagery of peasants. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God's last creation. Interesting way you boys got to prepare for a killing. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Pick us up yonder. I got you. Thank you. Good luck to you. Come geldik. On, quick. Stay quiet. Bana mı geldik? Ne var bizim yanımızda? Dur var, shotgunlar. Güzel, zaten. Alsak bunları alırdık yani. Şeyimiz bitmiş. 5 tane kalmış. Gerisi normal. Olsun. Ve şurada silah gördüm. Tam şurada. Weapon. Bunu da alalım olur mu? You're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Good luck, John. Arthur, let's go. Neredesin John? Let's go. I said you're with John. John nerede ki? It ain't that way. Fırlatılabilir bıçak kullanmak istiyorum ben bu bölümde ya. O yüzden hazırladım belki stealth kill. Ve burada bir bıçakla. You see those two? Stay out of sight. Have you got a shot? Something grimy about these statues. You don't like naked women. Arthur. Ne var? Like someone's looking at you when they're not. I'll get rid of them. Bu muydu olay? O yüzden mi sessiz sessiz? Çok acil. Gül.
nerede? Silah vardı burada. Tam şurada silah vardı. Silah kaybettik. Not over yet. Head to the house. Göremiyorum galiba. Shoot that lock, Arthur. Wow. Good. Now kick that damn door in. O nasıl bir şatkandır ya? Arthur. We got more inside. İnsan kendi şatkanını tanıyamaz mı arkadaş ya? Şimdi evet. Ay, masa hep kan oldu. Notu niye almadın Arthur? Biz onlara sonra bakarız. Önemli bir şey mi bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Dik çok güzel. Charles nerede? Javier nerede? Let's spread out. He's hiding somewhere. Arthur, have a look upstairs. Tamam. Nereden çıkacağız yukarı? You piece of shit. Şuradan. We got one on the side. Ya Rabbim, bu silah. Friend, no. Name your price. Name your price. Every man have a price. Eh? Okay, okay. No, I surrender. I surrender. Should we kill him? Eline sağlık, nah, John. İlk defa hoşuma giden bir şey yaptı. You can carry him. I ain't touching that piece of shit. Güzel. Mazer pistol kazanmış olduk. Bronte'yi bir lootlayalım. I think Dutch wants to have a little chat, Mr. Bronte. Nasıl ya? Nereden anladınız ya? Ben olduğumu nereden anlıyorsunuz arkadaş? Kidnapping. Oh. Bu adam öldü zaten. Bunu yapıyorum ben. Yıldı alalım. Burada var ya bir hazine var, hazine. Lootlayamadık ki şunların hiçbirisini. Put him in the front. Bill, you help.
You got him? Oh, come on, Lenny. Hadi Lenny. All right, come on. Let's get out of here. Tek parça dönüyor muyuz? Bir yutlayaydık ya. Bir üzerlerine bir adamların... Yep. Oh, hey big man. We gonna ransom you or what? Hayır pasaydı. Oh, I am. Because from where I'm sitting, you're the one deserving of pity, my friend. All your men, all your money, it weren't no match for a bunch of bumpkins. You are nothing. You do nothing, you mean nothing, you stand for nothing. Me, I run a city. And when the law catch up to you, you will die like nothing. I am this country. You are what people are running from. I possess things that you will never understand. You don't even possess your own men. $1,000 to the man who kills him and sets me free. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh, yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, the Pinkertons, are gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Call them now. You call them. Arthur'un bakışını görüyor musunuz? Dutch'a bakışını. Jesus. Part of your philosophy books cover feeding a fellow. The goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Şok, ben de şok. Başımız çok ciddi belada gençler. Öyle böyle değil. Neden gözü döndü gördünüz mü? Nasıl bir asla... Ay every room. Hiç ona öyle fırsatım olamadı ki. Search every room diyor da ben gayri ihtiyari o şeyden çıkınca merdivenden karşımdaki ilk odaya girdim işte. Niye sola sağa döneyim ki dedim. Eğer sola sağa dönmek gerekiyormuş. Siz oynarsanız aklınızda olsun. Bütün odalara bakın. 20 tane kafadan vuruş yapın. İşte bir sağlık kürü bıdık bıdık bir şeyler almadan bitirin. Bunun aslında şey olabilir. Trişi olabilir. Bir göreve başlamadan önce. Mesela o mansiyona gitmeden daha göreve girmeden önce. Böyle yüksek bir... kamptayız biz. Kampa dönmüşüz. Biz o neyle kampımıza döndük. Yüksek bir şeyler içip sonrasında... göreve girmek daha mantıklı geliyor. Bir de şurada bakacağım. Oklar niye çıkmıyor diye. Arkadaşlar bununla ilgili bilgisi olan varsa Allah aşkına yazsın. Yani şurada şu başlığın altında oklarımın görünüyor olması lazım. İşte Poison Arrow, Dynamite Arrow. Improved Arrow var. Bir tane de şey vardı neydi o? Small Game. Hiçbiri çıkmıyor. Hepsinin de şeyi var aslında satchel'ın içinde. Evet. Mesela small game. Ne istiyor?
Okumuz var. Tüyümüz var. Shotgun shell casing. O da var galiba. Tamam, hadi diyelim ki bunun malzemeleri yok. Öyle varsayıyorum. Okumuz var, tüyümüz var. Ya ok var, tüy var. Ben ok yapamıyorum. Çıkmıyor bile seçenekte. Ok, tüy, hayvan yağı var. Saçma ya. Tuhaflık var yani. Susan. Hey there. $155. Ödemeyeceğim. Nerede konuşuyor? I don't like it. Jose'yle the right plan. We've done the work. I've been in town, looking, watching, and waiting. I've tested it as well as I can. It's the right plan. I know. I just. Arthur. Me, I'm nervous. I suppose that's it. Senle benim aramda beni gelen stresi yapan bir şey var diyor. Ters düşüyor birkaç kez Jose. Certain. Well, not certain it will be done, but certain it can be done. And certain this is the only way I see we can do it. I've timed it out more than once. Well, you're the expert. Good. Oops. Saatimiz kaçtı? Tam ona bakacaktım. $355 görüyorum. Morning. Sabahın yedisi. There she is. Good morning. Miss Grimshaw. Hello. Ya Charles hiç görünmüyor ortalarda. Charles yok. Charles bizden Moonshine istemişti. Onu vereceğim. Adam yok. Hi Mary Beth. Good morning Arthur. Good morning. Senin de değişik değişik tuhaf lehçeleri var. Jim. Look. The bank. Buraya nasıl atladı ya? I sent them all. They all say the same thing. Anlamadım arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Tık diye geçti. Police. It's a city. There are police. Yanlış but as far as we can tell, the patrols will all be going this way when Abigail and I cause the diversion. That's the opportunity. What do you think, Arthur? I don't see we have a lot of choice. Girmeye, we linger around here. We know we're dead. But the plan. We got a decent bunch. We know how to fight. The city cops don't seem so tough as long as we move fast. I reckon doing it in the day with a distraction. If that's what Jose is saying, it's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. They'll pick us off far easier. I know. I'm just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Adam filozof gibi ya. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Travel light. Oof. You got everything, Arthur. Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks, we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers. Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank! Uff! Arkadaşlar, banka soymaya gidiyoruz, banka! Whip, Mr. Matthews! This is it, gentlemen. The last one. Ve bu görevden sonra artık gidip muz yetiştiriciliği yapabiliriz. You lost all your heart. I'm just trying to stay real about all this. Real. Oh how I detest that word. So devoid of imagination. Muzla gideceksek bir sonraki bölüme bırakayım çünkü. Soon as we get a passage organized, boat down to Argentina, then another around the Cape. What about the money in Blackwater? We're just gonna leave that behind. Forget that. It's gone. You all talk like it's the only goddamn money in the world. We're gonna take that and more. Take it from the people who take it from us. This isn't some hick town $100 operation. This is a big city bank. Right. With security, guards, police. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. Ya bir mermi alsaydım. Mermi. One last
adam gibi mermi alsaydım Hosea odadan. And Abigail, draw out the police. We go in calm and fast. Vah. John and Lenny, secure the front doors. Javier takes the side exit. Bill, Micah, and Charles, control the crowd. Me and Arthur, deal with the bank manager and vault. Got it? Got it. Yep. Got it. Gentlemen, let us go ahead. How long do you need? Not long. 15 minutes or less. You'll know by the noise. Any problems? We'll see you in camp. Good luck, gentlemen. Right on! Yeah! Everybody know the drill. We head in hard and stay calm. They won't be expecting us. Any minor trouble, head back to camp. We'll leave in a few days. You good, Bill? Sure. Then right on with Charles. We don't want to be seen heading in like some posse of country outlaws. This is it, cowboys! One more time! One more time. Let's one more time. Ride! Ne yani, bu son görev mi? Daha oyunun yarısındayız. Daha oyunun yarısını aştık yüzde tek dilim olarak. Son görev değil. Ben söyleyeyim. Ama sonumuzu getirecek görev olma ihtimali yüksek. Bronte'yi de çünkü suların altına gömdüğümüz için. Çok yanlış bir hareketti o ya. Adamı timsahlara yem ettik yani. Adamın cesedi bile yok. Ve bunun bedelini bize ödetecekler. Şu belediye başkanının görevini yapsaydık keşke ya. There's Bill. Let's hitch up here. Silah alacağım izninizle. Mümkün müdür beyler? Bu silahlarla da girince çok anlaşılacak ama artık olsun, yapacak bir şey yok. Robbing thieves? It ain't no crime at all. Ve tabancayı da seçmek lazım değil mi? Mesela, güzel. Bir shotgun olsun bari. Daha güzel. They stole what this country could have been. Değiştirdim şimdi, evet. Stay cool, fellas. Act natural. Wait for Hosea to do his thing. This had better work. Looks like there's law over the other side. Have a modicum of faith, John, will you please? Soon as we get out, load everything onto the wagon here. Daha iyi oldu. Diyalogsuz bir şey almaya çalıştım. I love that. He is a true artist. Michael'a bak. Oh yeah. Let's go, ladies. Gentlemen, this is a holdup. Don't do nothing stupid. Okay, now then, Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Silahım nasıl yalnız, beğendiniz mi? John Smith'le biraz oynuyorum silahların üzerine her gittiğimde. Open the vault, come on! Lütfen yaz. Böyle... Arthur, you're with me. Let's clear this out. I need the combination for these safes. Tell him the combination. Got it. Okay, now, what's the second number? 72. All right, should be one more number. Last number. Come on. 55.
54. Gerçekten 54 dedi ya mesela, orada 54'ü gördüm döndü. Minicik işlemişler o detayı ya. Siz nasıl adamlarsınız Rockstar Game ya? Siz insanlarsınız, o nasıl bir detaydır? Niye bize o minik 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 numaraları gösterdin onun üstünde? Come on, let's go. Orada bir kasa daha vardı, okay. Onu alamadık. Think we got a problem out here. Come out! It's over. Shit, Abigail. Dutch, get out. Who's it? Get out here now. Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton. Let my friend go. Pinkerton ya, yine Pinkertonlar. Folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Jose! No! God damn it! Ölme lütfen, ölme. Ölme ya. Here's your deal, Dutch. Jose. Dutch, şimdi hepsini öldürelim bunların. O Milton mıdır, ne halttır? Gerçekten. Jose ya. Durun bir dakika, yetiyorum, yetişiyorum. Nasıl bir planın var yine senin acaba Dutch? Gene salak salak plan mı yapıyorsun sen ya? Jose ölmüş. Yine bir planım var, bir planım var. Başımıza ne geliyorsa senin planların yüzünden geliyor ya. Abigail nerede? Ignite seçeneği çıkmıyor. Demek ki silahla ateş edip öldüreceğimi zannedersem. Öldüreceğim diyorum. Çocuklar ne dersiniz? Çıkalım.
Eh be. Lost control of the bank. Aynen the öyle. Are trying to hold them off. Okay. They got a gambling girl. Stay gölüne çevirdik ortalık, kan gölüne. Ne oldu, bitti mi? Adamlar aşağıdan ateş ediyordu. Killed, arrested. I couldn't help. Well, we better go. We'll be next. What you think? I reckon me and Lenny try and find a way across the roof. See if you'll cover us. Sure, sure. Go on. Arkadaşlar bölümü kapatamıyorum ya. Lenny. Oh god no. There's nothing we can do. We got to keep moving. Ya şu kampta sevdiğim zaten bir Jose bir Lenny vardı. Ah be çocuk ya. Kahretmeye seni Dutch ya. Sana da senin planlarına da. Aldım burada çıkamıyorum. Oğlum çekilirseniz. All of you, we gotta keep quiet and keep moving or we're gonna be dead in the next few minutes. Gerekiyormuş demek. Follow me, one at a time. Arthur, you go next. Come on, follow me. Keep it down. There's law everywhere. Hadi seni verseydik keşke baştan Pinkerton'lara. Bu iş böyle buralara kadar varmasaydı ya. Uçacağız. Şuraya gireceğiz. Arthur! Arthur! We can get in here! Come on. Jose, Lenny. Sean, Kieran, Jose, Lenny. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Pislikler kaldı geriye ya. Mike kaldı, Bill kaldı, Jose gitti ya. Arkadaşlar şu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Beyin gitti. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? A few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah, where? Any place will do. That's all I got. We leave. We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. Or we die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. I mean, oh, look at us. Böyle gidiyor arkadaşlar. Bu böyle kaç saat daha gidecek bilmiyorum. Heyecandan ölüyorum ama videoyu da burada tam en heyecanlı yerinde kesip bir sonraki bölüme buradan devam ediyorum. Bunu yaptığım için kızmazsınız değil mi? Kızar mısınız? Ya kısaysa gerisi
Öyle yapalım. Devam edelim ya. Boş verin ama gitsin. Gitsin. Okay. Follow me and keep your heads down. Yarına kadar ben bekleyemeyeceğim çünkü. Size de çok büyük haksızlık olacağını düşündüm. Videoların süresini kısaltmaya çalıştıkça uzuyorlar. Yapacak bir şey yok. Guards up ahead. What now? Just wait a second. God damn it. This night just keeps getting better, doesn't it? Everyone stay down and keep quiet. We can't stay here. Let's cut through the train. Follow me. Someone's coming. Guard to the left. Stay low. Someone's coming. Duck. Hey, I already checked the trains. You did? No more than a quarter hour ago. Are you sure? Sure. Kafamızda görünüyordu aslında ama. Come on. Arkandayım. Jose ya, Jose'yi kaybettik, Lenny'yi kaybettik. Shit, stop Arthur. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. See if you can draw them out. Draw them out? How? I don't know, make a noise, whistle or something. Jenkins, is that you? Stay out of sight. We've wasted enough time on these fools. Spencer. See them? Sure. What you think? I don't know. They're watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. I'll deal with them. How? I can't kill all of them silently, so when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said. Oh, I like it. Real Charles, brave. Ne yapıyorsun Charles? What in the hell? Excuse me, buddy! Hey, stop! Stop, stop! That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Tabii bunu çünkü Michael Bill falan yapmaz yani. Charles'ı ne yapacağız ya? Ya öldüremezse onları? Neye bindik ya? Kamponuna mı döneceğiz? What now? Well, at least we got some gold. Sure. This boat ain't going to Tahiti by any chance.
I don't know. John, Lenny, Jose. John nerede hakikaten? That wasn't good. I know. Abigail'in peşine mi gidiyor acaba? Guess I'm gonna introduce myself to the captain. Give him some of this gold to secure his silence and find out where we're heading. How do I look? Like a shifty, no good killer on the run from the law. Ain't that the truth? Excuse me, sir. Hey, who are you? Forgive me. Your name is a stowaway. Can I see the captain, please? I come in peace. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania coal. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. That's so. Apparently. What are we gonna do in Cuba, Dutch? Hold up for a while, then hurry back, gather up the rest of our family. At least we got some money now. Money and loyalty. With that, you can do whatever you please. So you reckon they'll follow us to Cuba? Like Colonel Waxman on a jolly? I highly doubt it. I reckon we hold ourselves to ourselves, and this is done and dusted. Let's hope so. I ain't no sailor, but, That cloud looked like good news to you. Wake up! Everybody! Wake up! Wake up! Come on, Arthur! Arthur! Wake up! Wake up! Wake up! I don't know, but we are getting off of this boat. You come on. Would you get a move on, you sleepy bastard? Please, Lord, hey, I'll be right behind you. Jesus. Eyvahlar olsun ya. Eyvahlar olsun. Dutch! Dutch! I'm okay. You? Yeah. This ain't moving. Yeah, you go on ahead. Try and find another way. Oh, God damn it! Ne oluyor? Ne oluyor? Son 20 dakikadır ya. Arkadaşlar bilseydim banka soygunu başlar başlamaz bunu bitirir. Yeni bölüme saklardım. Başlı başına bölüm çünkü. İnanamıyorum şu an. Burada durdurdum. Of. Ekran kartım da çıt pıt çıt pıt çıt pıt yapmaya devam ediyor çünkü ve inşallah kesik kesik gelmemiştir. Yani neredeyse 2 saate girmek üzereyiz. Kesmedi bölümü de devam etti ve şoktayım. Ay yarabbim. Yarabbim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.